yayın sonra oturup konuşuruz. Tamam babacığım. Ne arıyorsun Feride? Bir şey mi oldu? Evet Vehbi abi. Küpemi düşürmüşüm. Elim çarptı böyle. Fırladı gitti. Anlamadım nasıl olduğunu. Masanın altına gitti herhalde. Hay Allah. Dur ben de arayayım. Buraya düşürdüğüne eminsen buluruz onu. Hah. Buradaymış. Ay çok teşekkür ederim. Annemin hediyesi de ben bulamayacağım diye çok korktum. Hadi gel, sofra hazırmış. Hem çocukları görürsün, onlar da sevinirler. Çok sevinirim. En son gördüğümde küçücüklerdi. Feride, ben Murat'ı soracağım belki de. Birbirlerini yetimhaneden tanıyorlar mı? Bakalım. Tamam, siz haber verirsiniz bana. Başka benzer bir şey yok değil mi? Yok. Olursa ararım ben zaten sizi. Zar tutma lan. Tutmadan nasıl atayım salak? Ne olan donuna kadar soyacak diye mi korktun ha? Aşk olsun Nuri kardeş. Kardeş kardeşi soyar mı hiç? Hele de kendi ayağıyla gelen ihtiyarı bulmuşken. Şşş. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler amca. Ne o bey baba? Kulakların mı işitmiyor? Selamımızı mı almıyorsun? Allah'ın selamı üstünüze olsun çocuklar. Şimdi çekilin önümden. Olmaz. Nereden gelir nereye gidersin bir de öyle. Çekilin dedim. Çekilmiyoruz. Diyelim ki burası Deli Dumrul'un köprüsü. Mangırı vermeden de geçmek yok. Bir sürü tilki dolanıyor şimdi. Kolay değil tabii. Onca zaman düşün, taşın, oyun kur, herkesi de kandır. Tam neticeye varacakken böyle el elde el başta kala kal. Diyeceğini dedim. Artık git. Senin bu ukala, bu küçümseyen edaların var ya... ...bir gün senin sonun olacak benden demesi. Ya Allah aşkına bir düşün. Ben şu kapıdan çıktığım vakit... ...tek başına kalacaksın. Bırak katili bulmayı... ...arkanı kollamadan adım bile atamayacaksın. Şükret ki ben alıngan biri değilim. Benim yerimde Nail abi ya da Seyis olsa çoktan indirmişlerdi seni. Bil diye söylüyorum. Neyse ki aramızda hala bir anlaşma var. Sen benim dosyamı getireceksin. Ben de senin katilini bulacağım, tamam.
Kaç demiştik ya akşam? Hı? 10 mu? Tamam. Yarın akşam 10'a kadar beklerim seni. Baktım o vakte kadar gelmedin. Sonrasında sen beni unut. Gider bizimkilere her şeyi anlatırım. Hani bazen senin beni o yok sayan bakışların var ya. İşte aynen öyle bakarım sana. Yok sayarım seni. Şaka yapmayacağımı bilecek kadar beni tanıdığını umuyorum Mahir. Güzel ev hadislerini bekliyorum. Neden? Neden bu acele? Niye sıkıştırıyorsun beni? Ya dosyayı istiyorum. Yeterince açık değil mi? Getireceğim dedim. Söz verdim bir defa. Senden başka çıkışım olmadığını biliyorsun madem. Niye süre koyuyorsun? Hem benim hem kendi işini zora sokuyorsun. Çünkü artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Çünkü artık sen tehlikelisin. Bizimkiler seninle şahsi bağ kurduğumu öğrenirlerse hiç hoşlarına gitmez. O zaman sadece senin hayatın değil, benim yerim de tehlikeye girer. Yapma Belgin. Senin yerin hepsinden daha sağlam. Kim olduğunu bilmiyorlar ama emniyetten bir arkan olduğunu biliyorlar. Ondan getirdiğin istihbarat olmasa hiçbir iş yapamaz. Elbette. Ama bazen 5 dakikada değişir bütün hakikat. Ayrıca şunu da hiç unutma Karadayı. Bu alemde hiç kimse vazgeçilmez değildir. Haklısın tabii ki, benim elim hepsinden kuvvetli. Ama sen öyle tehlikeye atmaya değer misin? İşte ben ondan emin değilim. Bak hele, duydun mu? Param yok dedi. Ne? Ben inanmadım. Koca adamın meteliksiz gezdiğine. Kim inanır ha? Doğru dedin abi. Saçı sakalı ağırmış ama yalancı belli. O zaman biz bakalım neymiş doğrusu. Bırak cüzdanımı, aradığın yok içinde. Bak bakalım. Ver şunu. Lan zırnık yok bunda, doğru demiş lan bey amca. Edepsizler. Ayıp ediyorsun ha babalık. Böyle ağzını bozarsan biz de bozarız. Sonra fena olur ha. Paran yoksa verecek başka bir şeyim vardır bey amca. Olmasa da biz buluruz. Size hiçbir şey vermeyeceğim. Siz de yolumdan çekilip gideceksiniz. Onda verecek bir şeyin varmış. Bırak. Bırak beni. Hadi lan çıkar şu yüzüğü. Hayır. Lan. Olamazsınız onu. Ölürüm de vermem. Sen bizi yanlış anladın babalık. Zaten sen vermeyeceksin. Biz alacağız. Hadi. Almak için parmağımı kesmen gerek. Mesele değil babalık. Keseriz. Vay be. Bak hele. Bir yüzüğe, bir parmak. Vallahi bana uyar. Kes. Galatasaray hep aldı, yine alır. Acımaz. Karadayı nerede? Bir tırmanede mi? Fener götürdü. Hafta on orada abi, ona sonra bilir nerede olduğunu. Duvar! Allah koş, abi. Yetiş! Karadayı haber ver. Hayırdır? Üst sokakta yaşlı bir amcayı soyuyorlar. Hadi ya. Koş! Kimi? Osman. Koş.
kale ya? Çıkmıyor sıçtığımın yüzüğü. Vallahi keseceğim o olacak ha. Vurdun kabahat abi. Hadi artık bak, birileri gelecek. Lan babalık. Günah benden gitti. Canımı sıkma. Yoksa daha fena olacak ha. Çıkıyor lan. Eyit be. Nasıl aldın bu mayızı? Alırız dedik. Aldık ihtiyar. Beyler hadi artık gayimet aldık. Topuklayalım. Nazif baba. Ustam iyi misin? Kaçıyorum Mahir. Yarın akşam 10. Evimde bekliyor olacağım. Bir dakika gecikme. Olur mu? Yavaş, üstüme çıksaydın. Pardon. Mahir abi, hemen gelmen gerek. Ne oldu Osman? Nazif babayı soymuşlar. Kim soymuş? Nerede babam? İyi mi şimdi? İyi abi. Aşağı sokakta bulduk. Biraz sarsılmış. Nazif amca. Şu sudan biraz için olur. Kim yaptı bunu sana? Yok bir şey. İyiyim ben. Baba, kim yaptı bunu sana? Gitme baba. Ben iyiyim dedim. Eve gelene kadar peşinden ayrılma. Kim yaptı bunu Osman? Ya bilmiyorum abi. Yani biz geldiğimizde kimse yoktu burada. Tek bildiğim yüzüğü almışlar. Yardım etmemi ister misin? Biraz vakit alır ama bulurum. Hayır bekleyemem. Hemen. Ben kendim halledeceğim hemen. Peki iyi akşamlar. Geçmiş olsun. Abi kim bu kadın? Ben tanıyorum bir yerde. Bırak belgeni şimdi Osman. Bunu kim yaptı öğrenmek istiyorum. O yüzüğü geri alacağım.
Abi bizim yan sokaktaki bakkal var ya, o haber verdi. İnşallah kabak tatlısı seviyorsundur Ferideciğim. Tülay'cığımın tatlıları gibi yoktur, benden söylemesi. Ne kadar çok hazırlık yapmışsınız, zahmet oldu size de. Ne zahmeti canım, afiyet olsun. Çayları getireyim. Şimdi kızlara söylesem saatler sürer. Kızlar, hadi tatlı yiyoruz. Feride, kız çocuğu gibisi yoktur. Tülay'cığım da hem iyi bir anne hem de iyi bir eş. Kızları da çok iyi yetiştirdi. Ben işten güçten çok ilgilenemedim maalesef. E tabii yoğunsunuz siz. Feride, yemek sırasında dikkatim çekti, biraz durgundum. Bir sıkıntı yok değil mi? Boğazım acıyor benim biraz. Üşütüyorum herhalde. Bir kırgınlık var üzerimde. O kadar yani, başka bir şey yok. Geçmiş olsun. Eve gidince ilaç almayı unutma sakın. Alacağım. Birkaç defa daha mahallede görmüştüm var bu adamların. Bundan daha önce de mahalleye musallat oldular. Yol kesip para topluyorlardı. Kadın erkek demeden. Boksör bunların ağzını burnunu kırıp ayaklarını kesti. Akıllarınca meydanı boş sandılar ya. Orasını bilemem. Gene kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden yol kesiyorlar. Hatta adamların evlerine kadar girip paralarını, altınlarını çalıyorlar. Kim bu adamlar? İsimleri, cisimleri ne? Onu desen bana. İsimlerini bilemem. İki tanesi uzun, kara, kuru. Bir tanesi de tıklazca. Birinin adı Faruk. Birbirlerine seslenirken duymuştum abi. Hangi delikte yaşıyor bu herifler, bileniniz var mı? Yonca kıraathanesi var. Orada görmüştüm sanki. Eyvallah, sağ olun. Sen dükkana dön. Dönmem abi. Ben dükkana saksı olmaya gelmedim. Madem bir iş var, ben de geleceğim. Mahir abi. Bak, gerekiyorsa sen demeden bir yere adımımı atmam, tamam. Ama geri de dönemem. Kusura bakma abi. Nazif Baba benim dostum. Sen burada bekle. Olmaz abi. Osman. Yardım etmek istediğini anlıyorum. Ama sen de beni anla. İçeride işler ters gider de canın yanarsa. Yansın abi. Yansın. Senin için, ustam için yansın. Ben tek gireceğim. Sen de icap etmedikçe gelmeyeceksin. Abi zar mı tutuyorsun sen? Ağzından çıkanı atıyorsun her seferinde. Yine düştü çeneni yiye. Hanginiz Faruk? Faruk hanginiz dedim? Faruk taze bitti. Faruk kimse çıksın ortaya. Burada değilse de nerede olduğunu söyleyin. Önce bir kimsin? Neden arıyorsun Faruk? De bakalım. Biz de canımız isterse nerede olduğunu söyleriz. Faruk'u arıyorum. Çünkü onda bana ait bir şey var. Sahip çıksaydın malına kardeşim. Bana. Ben bela aramıyorum, sen de arama. Soruma cevap ver. Faruk nerede? Cehennemde. Seni de oraya gönderirim. Duruyor lan. Cevap ver lan. Nerede lan Faruk? Yok, yok. Anlamadın mı? Yok. Nerede lan? Yok. Siz kime vuruyorsunuz lan? Nerede lan Faruk? Cevap verin lan! Nerede lan? Kaçınmayın da söyleyin lan, Faruk nerede? Osman yürü, kaçıyor. Osman Ali! Nereye kadar kaçacaksın lan? Yeter artık be!
beni gör. Nerede lan bu Faruk? Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim. Söyle. Söyle yoksa kıracağım kolunu. Tamam, tamam. Tepede, orman içindeki araba evdeler. Yalan söylüyorsan gelir bulurum seni. Git hemen bir telefon bul. Yasin'e haber ver gelsin. Tamam. Bak hele la. Sarayı mı soyduk oğlum yoksa biz ha? Herif çoğul uyanmayaydı donuna kadar alırdık. Talihimizi sikeyim. Akşam birini soymuşsunuz. Yalnız yaşlı bir adamı. Aha. Sana ne lan? Sana mı dert oldu? Aynen. Bana dert oldu. Şimdi o adamdan aldığınız yüzüğü derhal bana geri vereceksiniz. Allah Allah. Bakın lan sen şuna. Ne o? İhtiyar tırsı da seni mi gönderdi lan buraya? Vermiyoruz. Gelip kendin alsana. Ver lan o yüzüğü bana. Aferin lan seni! Dayı mısın lan sen? Vereceksiniz lan o yüzüğü! Vereceksiniz lan! Gel lan buraya! Gel gel! Ben vereceğim sana bir yüzüğü. Şerefsizler! Milletin alın terine düşmansınız siz! Arsız hırsız herifler! Yetti lan! Çok konuştun sen! Gel de şu uzayan dilini bir keseyim ben seni! Hadi bakalım! Lan o yüzüğü. Böyle mi aldınız lan? Ha? Böyle mi aldınız babamlar? Böyle zorlayarak mı aldınız şerefsizler? Allah'ım al. Gözünü seveyim bırak beni. Şerefsizler. Adam olacaksınız ulan. Adam olacaksınız. Polis. Burada. Ne oluyor burada? Şerefsizler milletin ekmeğine çöreklenip sefa sürüyorlar komiserim. Vay vay vay. Bak sen. Kemal. Topla bunları. Bu kadar sefa sürdükleri yeter. Biraz da cefasını çeksinler. Ya, ya komiserim. Vallahi billahi bir yanlış anlaşılma var. Ya biz de zaten az önce buraya geldik. Belli belli. Bu işlerde hep yanlış anlaşılma olur zaten. Biz sizi bir misafir edelim. Sonra herkesin eşyasını herkese iade edeceğiz. Kimsin lan sen ha? Sen kimsin lan? Soru soruyorsun. Yürü! Alın lan bunu. Alın! Yürü! Çek, çek. İyi misin? Kanıyor. Sen kendine bak lan. Ben iyiyim abi. Hadi dükkana gidelim. Temizleriz, pansuman falan yaparız. Ben yıkarım yüzümü bir yerde. Ama sen git yaralarını temizle. Sen ne yapacaksın abi?
Babama gideceğim. Sağ ol aslanım. Ne yaptım lan ben? Sağ ol ama lüzum yoktu içeri girmene. Vuruyorlar da abi. Biraz daha otursaydın Feride'ciğim. Böyle çok az oldu. Keşke. Ben de çok isterdim ama yapmam gereken şeyler var. Her şey için çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Kerime Hanım'a selamlarımızı ilet. Onları da bekleriz. Tabii ki, ileteceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne hoş kız değil mi? Akıllı, zarif ama hala bekar. Bir sevdiği var mıdır acaba? Bilmem. Kim bilir? İyi akşamlar. Geldiniz. Çorbanızı ısıtayım mı hemen? İyi misiniz baba? Kül gibi olmuş renginiz. Kalbiniz mi tuttu gene? Babam ne oldu? Yok bir şey kızım, yok. Nasıl yok bir şey? Şöyle geçin oturun, bir tendidiyot sürelim oraya, mikrop kapmasın. Endişe mahar yok kızım. Basit bir kaza altı üstü. Tabii senin orada kadın çok, vukuat çok değil mi? Vallahi abi her gün dünya kadar kadınla uğraşıyorum. Alıştım artık. İnsan doğduğu yeri yadırgamıyor. Neyse vakit geç oldu beyler. Sohbetinize doyum olmaz ama çok hoş bir hanımefendiye önceden verilmiş sözüm var. Ha bu arada hikayeni çok beğendim. Vallahi bravo, bravo. Orva beyler. Ben de gidiyorum abi. Arzu edersen seninle bırakalım. Yok yok. Ben gelmeyeyim. Mabede gideceğim evvela. Oyuna bekliyorlar da. Ben geleyim seninle. Abi. Eyvallah. Daha ferin aldığıma göre sırtım yere gelmez artık. Ha? Yakında yakamıza kırmızı kurdele de takar bu. Baş öğretmen gibi. İfrit oluyorum ya. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Koynunu alacak değilsin ya. Neyse. Benim sana söylemek istediğim başkaydı zaten. Şimdi bu Mahir artık bizimle olmadığına göre aramızda kesilen racon da bozuldu. Değil mi? Yusuf da dedi zaten. Artık dost değiliz, taraf değiliz diye. Ama kimse kusura kalmasın aga. Bu Mahir'in tepesine ilk ben binerim.
Ne geçiyor aklından? Daha düşünmedim. Ama bulurum bir şeyler. Tek bildiğim, adını duyunca huyu kapıyorum. Ne bileyim, bir işini bozarım. Tekerine çomak sokarım. Gıcıklık parayla değil. Taşa gönlün ne isterse onu yap. Beni hiç rığlamıyor. Hadi eyvallah. Sana rast gelsin. Şey İlknur'um telaşlanma. Ufak bir iki çizik hallederim ben. Tabii kim yaptı bunu sana? Önemli değil. Sen iyi misin kız? İyiyim abi. Annemin hatırasını sana geri getirdim baba. Çok şık, çok zarif. Bir kadının kendine yakışanı seçmesi kadar isabetli bir davranış olamaz. Çok teşekkürler Yusuf Bey. Hepsi sizin sayenizde. Aa matmazel, kuru bir teşekkür kalbimi kırar. Böyle zarif bir hanımefendiyle bir kadeh içme şerefini bana bağışlarsınız herhalde. Hay Allah. Siz geç kalınca ben de gelmeyeceksiniz zannettim. Tam da yatmaya çıkıyordum. Malum bugün çok koşturduk. Ben de biraz yoruldum tabii. Bahane kabul etmiyorum. Bir kadehten bir şey olmaz. Kırmayın beni. Peki. S'il vous plaît. Ah! Parmaklarım! Sonkluyor valla. Kemal. Bu arkadaşın doktora ihtiyacı var galiba. Var vallahi komiserim, çok fena durumdayım. Elimi kes gözüm görmez o derece. Yazık, kıyamam. Ama bu saatte kimseyi sıcak yatağından edemem. Hele de senin gibi biri için. O yüzden sabaha bekleyeceksin seve seve. Yapma komiserim. Sabaha kadar nasıl duracağım ben bu acıyla? Onu milletin malına el uzatırken düşünecektin. Şimdi zırlama karı gibi. Gitti da. Kes lan inlemeyi. Nuri. Hop. Lan oğlum. Çalıştıralım saksıları da. Sarı Cemal'e nasıl haber uçuracağız? Bir yol bulalım. Biz ancak o kurtarır burada. Nasıl çıkaracak lan? Onca malla yakalandık. Her işin bir yolu vardır.
Hele arada Sarı Cemal varsa. Mahir, ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Ah. İyiyim ben Sevdam. Bir şeyim yok, korkma. Nasıl bir şeyin yok? Aynaya baktın mı hiç? Yüzünün haline bak. Bakayım. Ya duruyor işte Mahir. Dalga geçme Mahir. Of. Korkma abi gözüm, bir şey yok diyorum. Benim güzel kadınım şifalı elleriyle bir dokunur şimdi. Hepsi geçer yaralarım. Kim yaptı bunu Mahir? O adamlar değil mi? Elleri kırılsın inşallah. Hayır hayır, onlarla alakası yok. Birkaç sokak serserisi babamı soymaya kalkmış. Nasıl peki Nazif baba, iyi mi? İyi babam, iyi, merak etme. Evde şimdi. Adamlara adlerini bildirdim. Onlar da karakoldalar şimdi. Of Allah'ım, nedir bu aksilikler Mahir? Kader diyeceğim ama değil. Ah, çok acıyor mu? Benimki de laf mı? Acıyor tabii. Bak sen şimdi otur. Ben hemen eczan malzemelerini getireyim. Pansuman yapayım sana, tamam mı? Mesele Mahir mi? Söyle bakalım. Yo. Geceden beri ne yapıyormuş? Havadisi gelmiştir sana. Ay ne bileyim ben abi. Takipçisi miyim adamın? Kızım senin dükkanın adamın mıntıkasında değil mi? Ondan kelli soruyorum. Ne kızıyorsun? Yok abi, kızmadım. Yani beni ilgilendiren bir şahsiyet değil. Ondan. Neyse. Biz gelelim meselemize. Bugün senin mekanda bizimkilerin yanında söyleyemedim. Malum. Mevzu derindi. Bir de mesele sadece seni ilgilendiriyor. Söylesene kızım. Geveleme ağzında. Ben bugün beyefendiyle buluştum. Öyle mi? Ha? Senden ricası var. Allah Allah. Neymiş? Çocuk mu ne varmış, bir tıfıl. Sen okuldan attırmışsın, hukuk fakültesinden. Ne almış? İşte senin için inadı bıraksın diyor. Oğlan da okula geri dönsün istiyor. Ölün iti ona mı derdi olmuş? Ben nedenini sormadım abi, Allah Allah. Ricası bu. Çocuk okula geri dönsün istiyor. Tabii ben Nail Bey sizin ricanızı kırmaz, elinden ne geliyorsa yapar dedim. Değil mi abi? Bu seferlik öyle olsun bakalım. Lakin bu alışkanlık olmasın. Zira hiç haz etmem. İşle hususi meselelerin karıştırılmasından. Ben görürsem kendisini söylerim. İyi akşamlar abi.
dosya kesin o kasanın içinde. Ama bir yolunu bulup nasıl alacağız hiç bilmiyorum. Bir yolu olmalı Feride. Ay, bastırdın mı? Çok mu acısı? Acıtayım diye bastırsan da acımaz ki. Dokunuşun, nefesin, bir bakışın bile ilaç bana. Bak şimdi geçti hepsi. Ona bak. Her derdine deva olamıyorum işte. Dosyanın nerede olduğunu öğrendim. Ama alıp getiremedim sana. Benim yüzümden çektiklerin yetmezmiş gibi. Bir de bunu yük etme kendine. Kendi kendime kızıyorum zaten seni bu cenderin içine soktuğum için. Şşş, sakın öyle söyleme. Ben kendi isteğimle girdim bu işin içine. Hem şimdi ne yapacağız onu düşünelim. Nasıl olacak bilmiyorum ama Feride. Yarın akşama kadar bu işi halletmem şart. Hem de saat 10'a kadar biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum ve gerçekten anlamıyorum. Madem bu kadın bu dosyayı bu kadar çok istiyor, niye seni saatle, dakikayla sınırlıyor? Aklım almıyor. Mahir. Bir şey oldu değil mi? Sen bana söylemiyorsun. Belgin artık benim tehlikeli olduğumu düşünüyor. Haydar abi öldürmedim diye ekiptekiler artık bana güvenmiyorlarmış. Bu yüzden de hakkımda bir karar çıkarmışlar. Bundan böyle benimle birlikte iş yapmayacaklarmış. Yani anlayacağın, onlardan değilim artık. Her şey boşa mı gitti yani? Bütün bu çektiğin acılar bizim yaşadıklarımız. Vicdanımla sınadılar beni Feride. Farkında bile olmadan öyle köşeye sıkıştırdılar ki. Şimdi katili öğrenmek için elimde kalan tek bağ belgin. O da kendini garantiye almak istiyor. Nasıl bir garanti bu Mahir? Ya sen o dosyayı alıp ona götüremezsen ne yapacak peki? Başkasına mı güvenecek? Ne zor durumda olduğumu biliyor. Ona mahkum olduğumun farkında. Beni köşeye sıkıştırıyor ki bir an evvel dosyayı alıp ona vereyim. Peki ya yapamazsan? Ya verdiği süre içinde o dosyayı ona götüremezsen? Ne olacak o zaman? Adamlara gidip benim kim olduğumu, aralarına neden girdiğimi anlatacak. Yapar mı sence? Yapar. Hem de hiç tereddüt etmeden. Denizler ortasında bak yerken siz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı.
Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın. Geldi ki. Biraz da içkiden oldu sanırım. Bir kadeh daha için. Rahat uyursunuz mışıl mışıl. Ya yok, içemeyeceğim. Hem daha fazlası bana dokunur zaten. Sohbet de çok keyifliydi ama ben artık müsaadenizi isteyeceğim. Nasıl arzu edersiniz? Ama bana borçlandınız demedi demeyin. Tabii. Borcumu ödeyeceğim. Söz. İyi geceler. İyi geceler. Tülay ablayla kızları yarın gece yola çıkacaklarmış. Adana'da kalacaklarmış bir süre. Vehbi abi ben gitmeyeceğim dedi. Ablasının kırkıymış. Akşama bilet almışlar. Yolcu etmek için. Mesaiden sonra yani. Akşam ev boş olacak yani. Evet. Ama Vehbi abi geri gelecek. Hayır, akşamüstü olsa ben bir çay içelim derdim dışarıda. Ama gece yarısı yakışık almaz. Zaten o kabul etmez. Gerek yok böyle şeylere Feride. Bir yolunu bulacağım. Onlar çıkınca ben eve gireceğim. Olmaz Mahir. O kadar kısa sürede sen o dosyayı alıp dışarı çıkamazsın. Mümkün değil. Mecburum ahı gözüm. Baksana başka yolum yok. Kapıda bir sürü polis var. Elini kolunu sallayarak nasıl içeri gireceksin? Tamam. Bir dakika. Bu Belgin Hanım madem bu kadar çok istiyor bu dosyayı... Yardım etsin o zaman sana. Çağırsın Vehbi abiyi gece yanına. Malum aralarındaki ilişki buna gayet müsait. Sen de o sırada gidersin eve, dosyayı alır çıkarsın. Ne gülüyorsun? Benim akıllı kadınım benim. Nasıl da çözüm bulurmuş hemen. Buna mı güldün? Yok yok. Sen kızınca çok güzel oluyorsun da ben ona güldüm. Ya. Yanakların kızarıyor. Gözlerim bir ayrı parlıyor. Ne oldu, acıdı mı? Öpeyim geçsin o zaman. Hadi. Gülme. Sıkıldım böyle dolaşmaktan. Bir değişiklik olur dedim.
Olmaz. Yani olur tabii ama olmasın. Ne gerek var? Sana bıyık çok yakışıyor. Ha. Bıyığım olmasa beğenmeyeceksin yani beni, öyle mi? Olur mu öyle şey? Ben seni her halinde beğeniyorum ama kesmesen olmaz mı? İyi madem. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun Hakime Hanım. Kesmeyecektin değil mi bu yanı? Çok kötüsü. Senin haline bak. Feride, havluyu sen mi aldın? Sandalyenin arkasına koydum. Kapıda biri var. Sen içeri gir Feride. Gir içeri Feride. Hayır. Neredesin? Geldim. Kimmiş? Göremedim. Ama kimse bunu bırakıp gitmiş. Ne ki o? Açma. Aa. Çok severim. Ama kimse bilmez ki. Bilen biri varmış demek ki. Bakalım nasılmış dedi. Tazecik. Kim getirdiyse fırından çıkmasını beklemiş herhalde. Vallahi kim aldı bilmiyorum ama Allah razı olsun. Seni tanıyan biri belli ki. Bir babam bilir benim açmayı sevdiğimi. Onun da en sevdiğidir. Eskiden beraber giderdik almaya. Ama aramız böyleyken hayata gelip bırakmaz. Yapma gözünü seveyim Feride. Bunu da Belgin'e yorma sakın. Adını bile anmayacaktım ben o kadının. Lan bakıyorum ilk aklına senin o geldi. Ayrıca açma sevdiğini bildiğini ben hiç düşünmemiştim. Ama herkes bilir o zaten.
İnme. Sen burada bekle. Ben bir ahval neymiş bakıp geleyim. Bunu imzaya götür müdüre. Bunları da arşive kaydettirirsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dün gece bizim bir arkadaşı almışsınız ama kiminle görüşeceğiz o mevzuyu? Buyur, Yasin komisere götüreyim. Babam nerede kaldı ki? Babacığım, fırına gidiyorum diye çıktınız gelmediniz. Bir şey mi oldu? Yok kızım, merak etme. Köşede eski bir ahbapla karşılaştım da onunla çeneye dalmışız. Vakti nasıl geçtiğini anlamadım kızım. Ben de telaşlanıyorum her şeye işte. Sağ ol. Neyse. Ablacığım sen şunları kes, ben de hemen çayları koyayım o zaman. Oh, mis gibi koktu ekmek. Çayınızı hemen koyuyorum baba. Ha? Aa, iyi olur ya. Hadi bak. Komiserim, ya bari müsaade et de bir göreyim ya. Vallahi ben de kızdım. Hırsızlık ne demek? Aç değil, açıkta değiller. Hem öyle olsa bile başkasının malına el uzatılır mı? Uzatmışlar işte. Şimdi de cezaları neyse çekecekler. Komiserim, adalet karşısında boynumuz kıldan ince. Bir yanlışları varsa ben de kulaklarını çekeyim. Demin içeride de arz ettiğim gibi hepsi kardeşim gibidir. Hatta Faruk asker arkadaşım. Yani benim lafım sözüm geçer. Yalnız işi iyi kavramak lazım komiserim. Belki bir ketenpereye geldiler. Ben bir ağızlarını yoklayayım. Bir sorayım, müsaade et. O tarafını hiç düşünmeyin. Savcı bey işinin ehlidir. Bir dalga dümen varsa anlayıp gereğini yapacaktır. Suat. Buyurun komiserim. Bu arkadaşı nezarete götür. Aşağıdakileri görsün. İki dakika. Yaşa be komiserim. Vallahi büyük adamsın mesela. Ya Allah billahi aşkına bir sus artık. Sabaha kadar inleye inleye ütüledin lan kafamızı. Günaydın arkadaşlar. Günaydın abi. Cemal abim. Kurban olduğum abim. Çok şükür geldin. Oğlum ne lan bu haliniz? Kamyon mu geçti üstünüzden? Az biraz izin ver bakalım arkadaşım. Yasin komiseri duydun. İki dakika görüş verdi. Kim yaptı lan bunu? Bilmiyoruz vallahi abi. Dün akşam bir ihtiyarı yollalım dedik. Sonra üzerinde para çıkmayınca biz de yüzüğünü aldık. Sonra adamın biri peydahlandı. Aramış bulmuş izimizi. Sonra da vaziyetimiz bu abi. Faruk. Kardeşim. Kim lan bu şerefsiz? Ah be bilsem abi. Herif mantar gibi birden bitti. Sonra da... Aha. Çekip gitti. Öyle olsun bakalım. Kimse bulurum ben. Anasından emdiği sütü burnundan fitil fitil getirir. Eyvallah abim. Siz hiç canınızı sıkmayın. İş bende. Ne
Hafize. Hoş geldin abla. Buyurun. İstemem dedim ya. Oo, Karadayı. Dün ben, bugün sen. Birbirimizi bekler olduk desene. Erken mi getirdin hediyemi yoksa? Ay, yandım anam. Kız, su verin bana. Geçmiş olsun. Akşam işi halletmişsin. Bu gece dosyayı almaya gideceğim. Öyle mi? Nihayet. Ama yardımına ihtiyacım var. Aa, senin koskoca Karadayı'nın yardıma ihtiyacı var. Hem de benden istiyor. Dinlemeyeceksen gideyim ben. Tamam Mahir, Allah aşkına kızma hemen, tamam. Hadi dinliyorum. Hadi Mahir, Allah aşkına. Vehbi Bey'in ailesi bu gece şehir dışına gidecekmiş. Mesaiden sonra onları uğurlayıp evine geri gelecekmiş. Bana ne bundan? Eve gelmesine mani ol. Anlamadım. Ne bileyim, buluşun, bir yere gidin. Sen onunla beraber ol ki ben de rahatça evine girip dosyayı alıp gelebileyim. Sen beni ne sanıyorsun ha? Ben bu pis girdaptan kurtulmak için eleman değilim. Sen kendi işini halletmek için beni kullan. Bu mu senin yolun yordamın ha? Yok öyle yağma. Ne ben bu kadar aptalım, ne sen bu kadar akıllı. Dosyayı istiyor musun, istemiyor musun? Ya sen Mahir? Katili bulmak istiyor musun, istemiyor musun? Herkes kendi işini kendi halletsin. Dosyayı getireceğim. Getireceğim. Nerede olacaksın? Dün dedim ya, 10 çok geç bir saat. Bir kadın olarak tabii ki evimde olacağım. Seni bekleyeceğim. Alo, efendim. Benim, Nail. Nail abi. Hayırdır? Rektörle görüştüm. Onu haber vereyim dedim. Beyefendiye söylersin. Mesele tam da istediği gibi halloldu. Tabii Nail abi. Büyük bir zevkle. Aysel! İşi gücü bırakıyorsun. Bütün işin gücün beni akşama hazırlamak. Vücut masken vardı ya, ballı. Oo azizim, bu ne hız. Fevkalade bir haber bu. Ayten Hanım da çok sevinecek şarkıyı bulduğunu duyunca. Vallahi bravo. Yok. Yok, şarkının güzel olduğundan şüphem yok. Tamam, biz Ayten Hanım'la gelelim madem. Tabii, hemen bir deneme kaydı yaparız. Heh, tamam o zaman, görüşmek üzere. Sağ ol. Buraya bakın. Buyur abi. Ayten Hanım'a haber verin, bugün şarkıyı kaydetmeye gideceğiz. Kusura bakmayın Savcı Bey. Sizi de böyle apar topar mesai saatleri içinde rahatsız ettik ama. Acil bir durum demek ki. Hem öyle hem de can sıkıcı bir mevzu. Hemen konuya girsek, yarım saate bir duruşmam var. Hay hay. Benim üç arkadaşım var. Yani arkadaş dediysem aslında içlerinden biri benim için arkadaştan ötedir. Yani kardeş gibidir. Askerlik arkadaşım. Kendisi biraz yaramazdır. Eli de uzundur. Neyse. Bunları bir vukuattan ötürü dün gece içeri almışlar. Hırsızlık mı yapmışlar? Öyle de denebilir. Aslında öyle. Ama sonra biri çıkmış, bunların sıfatını dağıtmış.
Sonra da gidip polise fişeklemiş. Bir nevi suçüstü yani. Bana kalsa kumpas. Yani bir düşün. Adamlar dayak yiyip mağdur edilmişler. Üstüne üstlük bir de içeri tıkılmışlar. Olacak iş mi bu? Yani birinin çıkıp bu yanlışı düzeltmesi gerek. Öyle değil mi? Olabilir. Kim yapmış peki? Yani adamları kimin darp ettiği belli mi? İşte orası muamma. Beni delirten de bu ya. Yani gidip kardeşime kalkan elleri bulayım istedim. Polise sordum. Onlardan da bir yanıt alamadım. Ben bulmasına bulurum da sonrası ne olacak? Ben de gereğini yapacağım. Bir iki güne kadar netice alırım. Kim yapmış bulurum. Ama benim sizden ricam, bu arada arkadaşlar içeride mağdur edilmesinler. Sorun değil. Güzel. Bu meseleyi hallettiğimizde sizi de evde görmek isteriz. Ağırlayalım. O kadar yoruluyorsunuz. Dinlenin biraz. Eğlendirelim sizi. Ne oldu? Ne dedi, akşam çağıracak mı Vehbi abi? Hayır. Yardım etmeyecek. Bir yolunu bulup ben kendim halletmeliyim. Ben bu kadın deli diyorum, sen bana inanmıyorsun. Hayır, hem dosyayı istiyor hem de kılını kıpırdatmıyor. Madem süre koyuyor, neden yardım etmiyor? Maksadı ne, ben anlamıyorum ki. Bence hoşuna gidiyor, ben sana söyleyeyim. Gerçekten bak, senin böyle çaresiz kalman, ondan yardım istemen, tabii bu vesileyle seni de daha çok görebiliyor. İstediği gibi yönlendirebiliyor. Çok güzel. Ne oldu, niye gülüyorsun sen? Hı? Niye gülüyorsun diyorum, yalan mı? Affedersin. Feriden, ömrü hayatım boyunca seni hiç bu kadar kıskanç görmedim. Kızma ama çok da hoşuma gidiyor. Aman ne güzel, hoşuna gidiyormuş. Bak yine yanakların al al oldu. Gözlerin çakmak çakmak oldu. Gülme. Tamam. Gülme Mahir Kara. Kızma, ver bir yanak. Çıkıyorum Aysel. Ay abla. Ay ne olur söylesen. Bütün gün hazırlandın. Yağlar, ballar. Ay sürmediğin şey kalmadı ayol. Ay abla, Allah aşkına kimin için bu hazırlık? Ay dedim ya Aysel. Çok mühim misafirim var. Bu kadarını bilsen kâfi. Hadi kolay gelsin size. Peki abla. Kolay gelsin. Ağzımdan laf alınmıyor ki. Belgin. Aa, ne haber? Seninki çıktı içeriden. Ne diyorsun be? Kim çıktı? Ay kim çıktı ayol? Arabayı diyorum, arabayı. Gel gel gel. Ay Murat. Bugün aldım tamiri ben. Bak bak şuna. Çocuklar cilağı da attı. Kız gibi oldu be kız. Nasıl ama? Çok güzel olmuş. Ay çok şükür vallahi, ellerine sağlık. Mabede mi? Seninkiler orada toplanacakmış. Yok. Eve gideceğim. Mahir dosyayı getirirse evden bir yere çıkmam. Yok eğer getirmezse o zaman işler değişir. Bizimkilerin yanına giderim. Ne düşünüyorsun? Bu Mahir alabilecek mi dosyayı?
Ne bileyim ben. Bakacağız, göreceğiz işte. Hadi eve at beni. Hadi Vehbi, hadi Vehbi. Hadi hadi, çabuk çabuk. Geç kalk. Buyurun müdürüm. Köşeye döndü. Yarım saate döner. Geç kaldılar. Otobüs 9:15'te, saat 9. Bir saatim kaldı. Ben daha eve bile giremedim. Zaten nasıl gireceksin ben onu hiç anlamadım. Baksana, kapıda polisler var Mahir. Dün benim yemeğe geleceğimi bile bile yine de hüviyet sordular. Sonra da arayıp Türey Hanım'a haber verdiler. Aynı polisler mi var? Bilmiyorum ki. Ama değişmiş galiba. Feride yardımına ihtiyacım var. Aşka gerçek dediler, severse gitmez dediler. Uğruna çok güzel olmuş Yusuf Bey. Harika, bayıldım. Şahane matmazel. Sizi böyle gülümsettiğine göre gerçekten güzel bir şarkı olmalı. Evet. Ayten Hanım, nasıl? Sevdiniz mi şarkıyı? Evet. O vakit deneme kaydını alalım hemen. Bir söyleyin bakalım, o zaman da sevecek misiniz? Değil mi Yusuf Bey? Haklısın Mösyö. Buyurun, kayıt stüdyomuz hemen yan tarafta. Buyurun. Her şey hazır mı Burak? Evet efendim. Canlı enstrüman kayıtları devam ediyor. Yalnız kısa bir intro var, ondan sonra gireceksiniz şarkıya. Burhan da işaret verecek zaten. Tamam. Şimdi şu kulaklığı dikkatlice yerleştirin. Kendi sesinizi pürüzsüz duymanız icap ediyor. Tamam mı? Biz sizi oradan dinleyeceğiz. Heyecanlanmak yok. Her şey çok güzel olacak. Buyurun. Teşekkür ederim. Sen ol, karınla ananın arasına girme aslan. Ne onun safında olur, ne diğerin. Nasıl idare edeceğim abi? Bir ay oldu evlenelim. Anam başka yiyor beynimi, hanım başka. Aklını kullanacaksın aslanım. Herkes lafını kendi söyleyecek. Seni başa etmeyecek. Yoksa ateşi tutmaktan imanın gevrer. İyi akşamlar memur bey. Buyurun efendim. Benim araba marızalandı da. Epeyce uğraştım çalıştırmak için ama bir türlü beceremedim. Tabii bu saatte kimseye güvenip yardım da isteyemedim. O yüzden yani eğer size zahmet olmazsa bir bakabilir misiniz? Ben çünkü hiç anlamam arabalardan. Siz burada bekleyin isterseniz. Ben bir tamirci bakıp geleyim.
Ama bu saatte açık tamirci bulamayız ki biz. Bir baksanız belki anlarsınız. Sen anlıyor musun? Bir bakmak lazım abi. Vallahi kusura bakmayın. Akşam akşam size de böyle iş çıkardım tabii. Mesele değil, halledelim de. Sonrakine mi acaba? Vallahi anlamadım abi. Hay Allah. Tamir olabilir mi peki? Ne yapacağız? Hanımefendi siz kenara çekilin. Arkadaşım sen de geç arabaya. Ben bas deyince marşa bas. Gerek yok. Senin iş tamam Necdet. Kardeşin okula dönebilir. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir emriniz olursa hazırım, haberiniz olsun. Yakında mühim bir iş için irtibata geçeceğim seninle. Henüz hazırlık aşamasındayız. Şimdi çok işim var. Acil bir toplantıya gidiyorum. Kusura bakma. Çek oğlum. Bir daha bas. Yine çalıştı. Sorun yok. Gayet iyi çalışıyor. Bence siz vites değiştirebilirsiniz. Olabilir. Ben yeni öğrenmeye başladım da araba kullanmayı. Koltuğa kapatma. Akü de olsun. Belki ondan da sorun olabilir. Bir şey soracağım. Durmaz değil mi bu araba? Yani akşam ıssız bir yerde kalmıyor şimdi. Yok. Durmaz herhalde. Thank you.
Matmazel, harikaydınız. Cidden mi? Elbette Ayten Hanım, çok iyiydiniz. Yusuf Bey bir kez daha yanıltmadı beni. Teveccühün azizim. Ayten Hanım bir pırlanta, bir yıldız. Ben değil sadece, onu kim görse ışıldayacağını bilir zaten. Çok teşekkür ederim. Çok mersi yani. Bence fazla beklemeye hacet yok. Birkaç gün aranjmanı tamamlayıp canlı orkestrayla kayda girelim. Hemen çıksın plak. Böyle billur bir sesi bir an evvel herkes dinlemeli. Sadece biz değil. Değil mi ama? Yerden göğe hakkım var azizim. Buyurun çıkalım. Anlamıyorum arabalardan ama yarın ilk iş bir tamirciye götürüyorum. Tabii ihmal etmeyin. Aa, kapanmadı mı? Allah Allah. Nasıl yapacağız? Tekrar teşekkür ederim. Bir şey değil hanımefendi. İyi akşamlar. Allah'ım yardım et. Allah'ım
Hadi. Allah Allah. Niye gitmedi ki bu? Vallahi bilmem. Bir bakabilir misiniz lütfen? Yok, araba yine çalışmıyor. Tekrar bir çevirin anahtarı. Kontağı çeviremiyorum işte. İnin ben bir deneyeyim isterseniz. Çalıştı. Çok teşekkür ederim. Siz de yordun bu saatte. En azından senden hiçbir beklentisi kalmayacak. Çok şükür yarım saatimiz var. Rahat rahat yetişiriz. Ne oldu Mahir? Feride, ben o kadına hiç güvenmiyorum. Güvenmemen gayet normal tabii. Bu dosyayı ona hemen veremem. Ne demek şimdi? Bu ne yapacağız elin kadının dosyasını? İçinde ne var, neler yazıyor bilmiyorum. Böylece ona teslim edemem. Derdi ne? Niye bu kadar ısrar ediyor öğrenmem lazım. Annesini aradığını biliyoruz. Ötesinden bize ne? Ya yalansa? Of. Haklısın yani. O kadından her şey beklenir tabii. Peki ne yapacağız Mahir? Bu dosyanın içindeki her şeyi aklımıza tutamayız ki. Bir yerlere yazalım. Hiç değilse önemli gördüğümüz yerlere. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Hadi hızlan.
Hadi ben de gideyim artık, çok yoruldum. Kızım bu ne böyle ya, el kadar. Benim oğlum şimdi bunu mu giyecek ha? Yarım kilo kıyma bu. Vay be. Gel oğlum gel. Osman. Müsaade var mı? Gel oğlum gel. Beni arıyor musun her yerde yana yıkıla? Hayırdır? Süheda sen biraz bize müsaade etsene. Çocuklar sana çay kahve falan versinler. Ben de biraz kardeşimle konuşayım. Aa. Siz kardeş misiniz? Evet ya kardeşim Osman. Memnun oldum ben de Süheda. Yeni yenge mi? Ha, evet. Sayılır. Neyse Necdet. Ben çıkayım. İşim bitince haber ver. Tamam. Geçip otursan oğlum ne yereti gibi duruyorsun ayakta. Ne diyeceksen de abi, fazla vaktim yok. Geç otur oğlum, gidersin. İyiyim böyle. Sen bilirsin. Sana müjdeli haberim var oğlum. O yüzden yana yakıla seni arıyordum. Hayırdır? Okul işi tamam. Halletti abin. Nasıl oldu? Nasıl? Ne soruyorsun lan? Üzümü, bağını niye soruyorsun? Hayır, sen bana dedin ya. Ben ne yaparsam yapayım kaçış yok. Senin gibi olacağım diye. Olma oğlum. Sen benim yürüdüğüm yolda yürüme. Sen tak kolunu altın bileziğini. Öyle yürü. Alem adam görsünler. Sağ ol abi. Ama boşa zahmet etmişsin. Ben okumayacağım. O ne demek lan? Duydun abi. Okul mokul yok. Dönmeyeceğim geri. Bahçeler de börülce, bahçeler de börülce, oynar gelin görümce. Hop dirilalilalilalililom. Hop dirilalilalilalililom. Hayırdır inşallah. Bu halde kapı mı açılır ya? Kim o? Suna benim, Feride aç. Suna, kale gibi kilitlemişsin kapıyı. Ne yapayım, tek yaşıyorum ben. Kilitlemezsem korkuyorum. Hem senin ne bu telaşın? Hayır, sen de mi geldin? Kusura bakma, rahatsız ettik bu saatte. Estağfurullah. Ama. Hadi kapı ağzına sohbet etmeyin, vaktimiz az. Suna, bütün bu dosyadakileri yazacaksın şimdi daktiloda. Nasıl yani, şimdi mi? Evet, şimdi. Bu arada kusura bakmayın, ben yarın mesai için hazırlık yapıyordum. Bırak şimdi Suna. Hadi getir daktilonu. Her harfi basmıyor onun. Önemli değil. Resmi bir yazı yazmayacağız. Kızı şaşkına çevirdik Feride. Ne yapalım, mecburuz. Bak Feride, mesele ne bana da söyleyin. Çatlayacağım merakımdan. Bak şimdi, biz belgenin istediği dosyayı bulduk. Aa. Evet. Şimdi bu dosyada önemli olan yerleri kayda almamız gerekiyor. Biz şimdi Mahir'e ne dersek sen onları hızlı hızlı yazacaksın, tamam mı? Tamam. Bak burada yetimhanede büyüdüğü yazıyor. Yaz Suna. Üsküdar yetimhanesi. Tam 18 yıl kalmış ve bu süre içinde onu ne arayan soran ne de sahip çıkan biri olmamış. Bak burada o dönemde çalışanların adlarıyla adresleri yazılı. Adlarıyla adresleri dediniz değil mi? Böyle giderse yetişemezsin sen Mahir. Başka çarem yok Feride. Bu kadın hakkında her şeyi bilmeliyim. Ben Mahir'e katılıyorum. Bu adı batışın dibini köşesini bilmekte fayda var. Bak aynı dönemde kalan çocukların listesi de burada. Murat'ın ismi de burada, gördün mü? Murat'ın soyadı neymiş? Bak ne yazıyor burada. Murat'la Belgin aynı gün çıkmışlar yetimhanede. Zeliha diye bir hemşire varmış. Aynı zamanda bir müdürleri varmış. Çocuklar ona baba diyormuş. Başka... Ne oldu? Niye durdun Suna? Vakit geçiyor. Yetiştirmesi lazım dosyayı. Yazamıyorum. Yazamıyorum. Ne dediğiniz belli değil. Hanginizin ne dediğini ya neye yazacağım şaşırdım ben. Kafam karıştı vallahi. Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Var. Buraya yazılacakları bana böyle karar okur gibi söyle. Ben gerisini hallederim.
Tamam. Önce çalışanların adlarıyla adreslerini yazalım. Ne de olsa aradığı bir kadın. Bunu biliyoruz. Şurası yer. Tamam. Nedime Akyazı. Manolya Sokak. Şakayık Apartmanı. No 12 Üsküdar. Zeliha Toksöz. Zafer Mahallesi. No 24. Ne demek okumayacağım lan? Ne demek okumayacağım? Sen geçen gün gelmedin mi buraya? Yandım, perişan oldum, bittim. Okuldan attılar beni demedin mi lan? Demedin mi? İki gün Mahir'le takıldın diye mi böyle oldu? Kimsenin beynini yıkıyorlar ki. Bağırma! Ne oldu, şu oldu sana ne? Ne alakası var Mahir abim? Gitmeyeceğim ben okula, okumayacağım artık. Dönmeyeceğim okula. Bitti okul benim için. Sike okuyacaksın lan. Ben milletin o kadar ağız kokusunu çektim. Alemin ağababalarına kafa tuttum lan. Kusura bakma abicim. Yapmasaydın o zaman, sorsaydın o zaman istiyor musun diye. Lan ben senin var ya. Sakın. Bak sakın. Karşılık veririm sakın. Bak abi. Tamam. Gitmişsin, konuşmuşsun. Eyvallah. Sağ ol, zahmet etmişsin. Ama ben sıkıldım abi. Ben sıkıldım, dönmeyeceğim okula. Bitti benim için okul. Olmayacak şeyleri oldurmaya çalışmaktan yoruldum, sıkıldım, bıktım artık. Hayal de kurmayacağım ben. Su aksın, yolunu bulsun. Anladın? Sen de bana karışma. Hadi eyvallah. İle heyecan yaşadınız. Bir güzel dinlenin şimdi. O kadar mesudum ki. Şarkı çok güzel. Sami Bey çok kibar. Her şey harikulade. Çok mersi Yusuf Bey. Benim için zevk. Ha bu arada yarın bir ara buluşup şu isim meselesini konuşalım. Enine boyuna düşünmemiz gerek. Zira önemli bir mevzu. İsim mi? Elbette. Yoksa... Ayten ismiyle mi ünlü olmayı hayal ettiniz? Yapmayın, rica ederim. Yani... Neden olmasın ki? Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Bu sözlerinizi, bu şaşkın bakışlarınızı toyluğunuza veriyorum Matmazel. Bakın, bu meslekte şarkılarınız kadar saçlarınız, kıyafetleriniz ve isminiz de çok önemlidir. Hepsi bir bütün teşkil etmeden muvaffak olamazsınız. Bu yüzden Ayten olmaz. Kesinlikle olamaz. Size daha çekici, çarpıcı bir isim bulmalıyız. Peki, siz nasıl uygun görürseniz. O halde görüşmek üzere. Mabete gidiyoruz. Hadi Mahir, 5 dakikam var. Bir dakika, bir dakika, ne yani? Mahir şimdi o Adıbatasıcan'ın evine mi gidiyor? Evet. Ay bana bile afaganlar bastı Feride. Vallahi iyi dayanıyorsun. Helal sana. Ne yapayım, mecburum. Başka çarem mi var? Hem ben güveniyorum Mahir'e. Mahir'den yana benim de içim rahat. Ama o aşüfte... Ateş gibi bir şey. Öyle kendi tutuşurken karşısındakini de yakar. Sen bir gidip yüzünü yıkasana ya Suna. Hadi. Ne bileyim, ben de akılımı bıraktınız. Tamam ya. Thank you.
işte. Mahir varmak üzeredir herhalde, değil mi? İnşallah. Bak şimdi. 10 dakika kadının yanında dursa. Ne münasebet. Niye dursun ki o kadar yanında? 1 dakikada dosyayı verecek, yanına girmez zaten. 2 dakikada teşekkür faslı desek, 3 dakikada çıkar yanından. Tamam. O zaman 20 dakikaya gelir o vakit. Ben bir çay koyayım. Acaba? Onu 20 geçiyor Feride anca. Bizim aşık de lafa tutmuştur şimdi onu. Nasıl buldun dosyayı? Zor mu oldu, kolay mı? Kahramansın ya. Bizimki de tabii iyi adam. Ters yememiştir. Anlatıyordur. Yani telaş etme diye diyorum. Rahat ol. Ye. Yemeyeceğim. Aydınlandık. Aha da birazdan serenata da başlar bu Yusuf. Yusuf'tan önce Belgin'in diyecekleri var gibi. Keyfinizi böleceğim ama. Size çok mühim havadislerim var. Anlat bakalım belki. Seni dinliyoruz. Thank you.
maaşını alacağım sizden. Tamam mı? Şuş, ayı. Üzüldürsene. Sanki bel kaldırıyorsun lan. Bak, saat 10.30 geçiyor. Hala gelmedi. Bir şey mi oldu acaba sana? Ha? Dilide sen de iyice gerdin kendini. Mahir'in elinden bir şey kurtulmaz. Halletmiştir. Öyledir herhalde. Öyledir herhalde diyor ya. Söyleyeceğin şeyi çok merak ettim. Zira girizgahından asıl meseleye gelemedim bir türlü. Ne yalan söyleyeyim, ben de merak ettim azizim. İstediğin oldu ha Belgin? Hepimiz ağzına bakıyoruz. Kudretli kadınsın mesela. Matmazel, havadisi bahşetseniz ya artık. Hay hay. Hala yolunda duruyorum. Ne oldu? Çekmeye gücün yetmedi, değil mi? Deniyor.